Düşünüyorum, o halde ben varım. Düşünen bir adamı düşünüyorum. Düşündüğümü bildiğim için, düşlediğim için, düşlediğim bu adamın da var olduğunu biliyorum. Böylece o da benim kadar gerçek oluyor. Bundan sonrası çok daha hüzünlü bir sonuca varıyor. Düşündüğünü düşündüğüm bu adamın beni düşlediğini düşlüyorum. Öyleyse gerçek olan biri beni düşlüyor. O gerçek, ben ise bir düş oluyorum. Atlasımı sana emanet ediyorum dedi. Daima yanında taşı. Ve atıldığın bu macerada yolunu kaybedecek olursan bu düş atlasının sayfalarını karıştırabilirsin. Fakat kendini sakın kaptırma. Adına dünya dediğimiz kitabı oku. Merhabalar arkadaşlar, Okuma Rehberi serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle İhsan Oktay Anar Okuma Rehberi videosunu çekeceğiz. Umarım bu video yazarla hiç tanışmamış olan kafası karışık okurlara fayda sağlar veya yazarın bir iki kitabını okuyup da yarıda bırakmış olan okurlara da ilham kaynağı olur. Videomuzu Hasan Ali Toptaş Okuma Rehberi'nde olduğu gibi 3 bölüme ayırdım. İstediğiniz bölümden başlayabilirsiniz ama bence kaliteli bir İhsan Oktay Anar okuması için baştan sona izlemelisiniz. Birinci bölümümüz İhsan Oktay Anar'la ilgili kısa bir bilgi, yazar hakkında bir bilgi. İkinci bölümümüz ise bence çok önemli. Yazarın üslubu, edebi kimliği, edebi görüşü ve romanlarında bunu nasıl uyguladığıyla ilgili biraz bilgi. Ve üçüncü bölümümüz, son bölümümüz ise kitaplar hangi sırayla okunmalı, kitapların zorluk derecesi nedir şeklinde olacak. Hadi hep beraber okuma rehberi videomuza başlayalım. İhsan Oktay Anar en başta bir felsefeci, bunu bilmemiz gerekiyor. Bu bize kitaplarını okurken çok fayda sağlayacak. O ağdalı cümlelerin, o derin cümlelerin, göndermeli cümlelerin, üstü kapalı cümlelerin kaynağı yazarın müthiş felsefi birikiminden kaynaklanıyor. 1960 yılında Yozgat'ta dünyaya gelen İhsan Oktay Anar daha sonra eğitim hayatının büyük bir bölümünü İzmir'de geçiriyor. Ege Üniversitesi'nde tamamladığı yüksek öğrenimini aynı üniversitede öğretim üyeliği yaparak devam ettiriyor ve 2011 yılında da bu üniversiteden emekli oluyor İhsan Oktay Anar. İhsan Oktay Anar'ın 2011 yılında emekli olması bütün okurlarını bir halay zinciriyle buluşturmuştu. Herkes şu görüşteydi. Artık İhsan Oktay Anar emekli oldu. Her sene muhteşem romanlar okuyacağız. Ancak beklenildiği gibi olmadı. İhsan Oktay Anar emekli olduktan sonra birkaç roman daha yazdı ve büyük bir suskunluk dönemine girdi. İhsan Oktay Anar bir söylentiye göre roman yazmayı bırakmıştır. Kaynağı belli değil. Tabii ki bu söylenti nereden çıktı ben de bilmiyorum ama şimdilik geçerliliğini koruyor. Umarım İhsan Oktay Anar bizi romansız, edebiyatsız bırakmaz. Bir an önce yeni kitabıyla tekrar buluşturur. İhsan Oktay Anar sadece kitaplarıyla gündeme gelmek isteyen bir yazar. Bu nedenle kendisini hiçbir sosyal mecrada, hiçbir televizyon kanalında göremiyoruz. Mümkün değil. Onun dışında son yıllarda bir dergide yazarlık yapmasından dolayı birazcık böyle sosyal medyada ara ara gündeme geliyor. Onun dışında yazarla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşmak çok zor. Bu bilgi gerçekten yazarın karakterini tanımak açısından çok önemli. 7 tane romanı var ama çok az konuşmuşluğu var İhsan Oktay Anar'ın. Kitaplarını okurken mutlaka göreceksiniz. İnanılmaz bir espri zekası, inanılmaz bir mizah yeteneği var İhsan Oktay Anar'ın. Yani aslında İhsan Oktay Anar'ı ben şeye benzetiyorum. Böyle okul dönemlerinde sınıflarda bütün esprileri, bütün munzırlıkları alttan alta yapan ama öğretmenin gözünde efendi rolünü de hiç bozmayan öğrenci vardır ya. İhsan Oktay Anar da edebiyatta öyle bir karaktere sahip. Yazarın hayatını anlattığım çerçevede bilmemiz kitaplarını okurken bize yeteri kadar fayda sağlayacaktır. İhsan Oktay Anar, edebiyat ülkesinin reisi cumhurudur.
İhsan Oktayanar, Osmanlı sokaklarının Uzun İhsan Efendisi'dir. İhsan Oktayanar, düşlere dokunmayı mümkün kılan galiz bir kahramandır. İhsan Oktayanar, zirvesi yaşamak için değil, erişmek için olan bir dağ gibidir. İhsan Oktayanar, her zaman olduğu gibi şimdi de yaşıyor olmanın değil, insan olmanın zevkini çıkaran bir masalcıdır. Ve İhsan Oktayanar, okunduktan sonra hayal gücüne, zekasına ve bilgi birikimine hayran olunan bir meddahtır. İhsan Oktay Anar'ı doğru okumak, doğru anlamak için, kitaplarının tadına varmak için bence videonun en önemli noktası burası arkadaşlar. İhsan Oktay Anar'ın edebiyatını bilmemiz gerekiyor kitaplarına elimizi sürmeden evvel. Türk romancılığını incelediğimiz zaman arkadaşlar 90'lı yıllara gelene kadar tarihsel romancılık anlamında birçok yazar gördü Türk romancılığı. Ama hep şu sorunu yaşadık. Tabi bunda dönemin tarihi, siyasi olaylarının büyük etkisi oldu ki edebiyat bunların büyük bir yansıması sonuçta. Bu dönemde tarihi roman yazan yazarlar genel anlamda kendi ideolojisini okura bir şekilde aktarmaya çalıştılar. Yani yazarların görüşleri farklı farklı olabilir, fark etmez. Ama amaç aynı. Ben tarihi bu açıdan görüyorum, okurum. Sen de beni oku. Al tarihe bu açıdan bak. Ama işte yıl 1995'e geliyor ve İzmir'den bir baba yiğit çıkıyor o top sakalıyla. Tarihsel romancılığa, tarihi roman yazımına öyle bir bakış açısı getiriyor ki dünya çapında ün kazanıyor. 20'den fazla dile çevriliyor kitapları. İhsan Oktay Anar. İhsan Oktay Anar tarihi roman yazarları içerisinde gösterilebilir. Ama tam anlamıyla bir tarihi romancı da sayılmaz. Yani şöyle anlamamak gerekiyor. Bize İhsan Oktay Anar Osmanlı dönemini anlatıyor. Hayır. İhsan Oktay Anar öyle şeyler anlatıyor ki ağzınızı istediğiniz kadar açın, şaşkınlığınızı gösteremezsiniz. İstediğiniz kadar dil dökün, kitapların içeriğini anlatamazsınız. İstediğiniz kadar tartışın, göremeyeceğiniz bir nokta mutlaka vardır. İşte İhsan Oktay Anar'ın edebiyata damga vurmasını sağlayan etkenlerden biri budur arkadaşlar. Tarihi romancılığımıza dünya çapında bir bakış açısı getirmiştir. Nedir bu bakış açısı? İhsan Oktay Anar yerli bir postmodern yazardır. Onun üslubu daha önce hiçbir romanda görülmemiş bir üslup. İhsan Oktay Anar 1995'te edebiyata öyle bir giriş yapar ki kitabının adı bile insanların şöyle bir dönüp bakmasını sağlamaya yetecektir. Puslu Kıtalar Atlası. İhsan Oktay Anar edebiyata çok büyük bir adım atarak girmiştir. Edebiyat derbisinde çıktığı ilk maçta topu ayağına aldığı ilk anda 90'a takarak büyük bir taraftar kazanmıştır İhsan Oktay Anar. Kitaplarında genel olarak bizi Osmanlı dönemindeki o ara sokaklarda gezdirir. Bizi İstanbul'un o gizemli dünyasına sokar. İzmir'de yaşamasına rağmen İstanbul'u en güzel anlatan edebiyatçılardan biridir İhsan Oktay Anar. Galata'nın ara sokaklarında gezdirir bizi. Ayyaşları, şarapçıları gösterir bize Osmanlı döneminde yaşayan. Denizcileri tanıtır bize. Farklı karakterler içerisinde insanları taklaya getirmeye çalışan düzenbazları, sahtekarları müthiş bir şekilde tiye alır. O dönemden bu döneme, günümüze harika göndermeler yapar. İzlediğiniz en fantastik filmden daha fantastik yerlere sokar çıkarır sizi. Hayal gücünüzün yetişmeyeceği noktaları gösterir size. Ve aynı zamanda kitaplarında bütün bunları anlatırken öyle felsefi cümleler kurar ki şaşar kalırsınız. Ki yapılan alıntılara baktığınız zaman İhsan Oktay Anar'la ilgili her cümlesi apayrı bir özü söz niteliğindedir. İhsan Oktay Anar'ın kitaplarında en çok kullandığı postmodern ögelerden biri üst kurmaca. Üst kurmaca ne arkadaşlar? Şöyle özetleyebiliriz. Bir roman yazıyor İhsan Oktay Anar ama o romanın içerisinde bir sürü farklı öykücük var. Bir sürü farklı öykücük var. Bir sürü farklı romancık var. Bir sürü farklı romancık var. Bunlar birleşiyor, 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 birleşiyor. Kitabın sonunda ortaya tek bir roman çıkıyor. Yani İhsan Oktay Anar müthiş bir masalcı.
müthiş bir meddah. Zaten o eski meddahlık geleneğimizi, masal anlatma geleneğimizi edebiyatımızda romana uyarlayan en iyi yazardır belki de İhsan Oktay Yanar. Öyle bir anlatır ki İhsan Oktay Yanar, masal dinler gibi okursunuz ama aynı zamanda tarihsel bir roman okursunuz. Aynı zamanda farklı farklı noktalara giden farklı farklı olaylar, öyküler okursunuz ve aynı zamanda inanılmaz derecede metinler arasılık yoluyla yapılan göndermelere tanıklık edersiniz. Hasan Ali Toptaş okuma rehberinde de daha önce değinmiştik. Postmodern edebiyatta metinler arasılık yöntemi çok kullanılıyor. Yani kitabın içerisinde bambaşka kitaplara, yazarlara, düşünürlere atıfta bulunuluyor. Tabii bunu yaparken acemi bir şekilde olduğu gibi alıntı yapmak aklınıza gelmesin arkadaşlar. Metinler arasılık yazarın hünerini gösteren en önemli ögelerden biri. Onu öyle bir noktada alıyor ve öyle bir değiştiriyor ki ironi yaparak göndermelerde bulunuyor. Ve okur eğer o konuda doluysa işte muhteşem bir karşılaşma başlamış oluyor. Bir tarafta yazar, bir tarafta okur. Çöz çözebilirsen. Çözdüğün an kralsın. Çözemediğin an çok kötü. İyi yazar değil. Çok kötü yazıyor diye başka yerlerde çene çalarsın. Üst kurmacanın bir diğer özelliği de arkadaşlar ki İhsan Oktay Yanar hemen hemen her kitabında var yanlış hatırlamıyorsam. Mutlaka kitabın içinde bir yerde kendini gösterir. Ve İhsan Oktay Yanar'ın kitaplardaki mahlası Uzun İhsan Efendi'dir. Bir yerlerden çıkar gelir Uzun İhsan Efendi. Özellikle kitap sonlarında metni bağlama anlamında kullandıkları o üst kurmaca özellikle kitabın son bölümünde. Anlatılan her şeyin bir kurgu olduğunu ima ettiği bölümlerde. Bunların hepsi benim hayal dünyamdan gelen şeylerdi diye imada bulunacağı bölümde öyle bir kullanır ki İhsan Oktay Yanar üst kurmacayı şaşar kalırsınız. İhsan Oktay Yanar'ın felsefeci olduğuna değinmiştik girişte. Metinler arasılığa gelmişken şimdi oraya bir gönderme yapalım. İhsan Oktay Yanar'ın müthiş bir felsefi ve tarihsel birikimi var. Metinler arasılığı bu yüzden çok güzel kullanıyor. Filozoflara onların sözlerine o kadar güzel göndermeler yapıyor ki onların isimleriyle oynuyor böyle değiştiriyor isimlerini falan. Sözlerini kitaplarında böyle kullanıyor ama biraz eklemeler çıkarmalar yapıyor böyle. Yani çok lezzetli kitaplar. Anlata anlata bitmez, video uzar gider. Siz yapacağınız şeyi biliyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi size şu konudan bahsetmek istiyorum. En önemli noktalardan biri. Eğer İhsan Oktay Yanar'ı söylediğim şekilde tanımadan okursanız Puslu Kıtalar Atlası isimli efsane kitabının girişinden kitabı okumaktan vazgeçebilirsiniz. Bakın size Puslu Kıtalar Atlası'nın girişini okuyorum. Ulema cühela ve ehli dubara, ehli namus, ehli işlet ve erbab-ı livata rivayet ve ilan, hikayet ve beyan etmişlerdir ki kûn-ı kainattan 7079 yıl İsa Mesih'ten 1681 ve hicretten dahi 1092 yıl sonra adına Konstantiniyye derler tarrakası meşhur bir kent vardı. Şimdi girişte anladığımız kadarıyla yazar bize Konstantiniyye'de yani İstanbul'da geçen bir roman okuyacağımızın haberini veriyor. Ama yazarı tanımayan bir okur bu girişi okuduğu zaman eyvah diyor. Bu nasıl bir giriş? İhsan Oktay Yanar'ın karakterini bilirseniz işte şuradaki dış sesi doğru okursanız müthiş bir anlatım şöleni başlıyor kitabın girişinde. İhsan Oktay Yanar kitaplarını nasıl okuyor biliyor musunuz? Şöyle fesini takmış, dev bir yazar tahtında oturan bir anlatıcı düşünün, tamam mı? Elinde de şöyle iri iri taneleri olan bir tesbih var. Anlatıyor, tok sesiyle, yankılı sesiyle siz de dinliyorsunuz. Bu şekilde okumanız gerekiyor. Öyle okursanız çok tat alırsınız kitaplarından. Dikkat etmek gereken bir diğer nokta, kitaplarında çok fazla Arapça, Farsça tamlama kullanıyormuş gibi yapar. Bazıları gerçekten Arapça Farsçadır ama bazen İhsan Oktay Yanar onu muziplik olsun diye uyduruverir. Bazı tamlamaları, bazı kelimeleri sallayıverir. İroni yapar. Onu kapmak gerekir. Onun dışında yahu ben hiçbir şey anlamadım ne demek istemiş burada deyip çıkarsınız. İşte bu dil oyunlarını ilk 10 sayfada falan çözerseniz edebi anlamda muhteşem bir Tolkien romanı okursunuz. Muhteşem bir fantastik roman okursunuz. Muhteşem bir tarihsel roman okursunuz. Komedi anlamında da Cem Yılmaz'la yarışacak kadar
Güldürür sizi İhsan Oktay Anar. Uzun lafın kısası, İhsan Oktay Anar bu edebi yeteneğiyle 2009'da da hak ettiği Erdal Öz Edebiyat Ödülleri'nde ödülün sahibi olmuştur. Kahin görebilen tek gözüyle aynaya baktı. Ve uzun boylu, çekik gözlü o adamı gördü. Bunu görmek kendisi gibi diğerlerinin de içinde yaşadıkları o dünyadaki asıl hakikati görmek demekti. Gözün görevinin görmek değil, hakikati görmek olduğunu söyleyen alim aklına geldi. Hakikati gören gözün başka hiçbir şey görmesine gerek yoktu. Yedi kulek kahininin yegane gözüne de bu şekilde perde indi. Ama kör olmasına rağmen hiçbir şey görmüyor değildi. Gözlerinin ona gösterdiği yegane şey o uçsuz bucaksız karanlıktı. Tıpkı sessizliği dinleyen Eflatun gibi. Kahin de sustu. Belki de susmak gerçeği anlatmanın tek yoluydu. Kitapları hangi sırayla okuduğunuzdan daha önemli olan bir şey var arkadaşlar. İlk iki bölümü iyi anlamak. Öncelikle kendinizi bir kere dolu hissetmeniz gerekiyor. İyi bir okur olduğunuzu hissetmeniz gerekiyor. Yani nasıl söyleyelim? Okuma alışkanlığını yeni kazanmış biri için okunacak bir yazar değil İhsan Oktay Anar. Ama kim bilir? Belki İhsan Oktay Anar'ın bir kitabını okuyarak kitap okumaya başlayabilirsiniz. Ben size okuma sırası için 3 farklı seçenek sunacağım. Birincisi, kitapları yazılış tarihlerine göre okumak. Benim birçok yazarda uyguladığım bir yöntemdir. Bu güzel bir yöntemdir. Tavsiye eder miyim? Ederim. Çünkü kitapların yazılış sırası zorluk sırasıyla aslında biraz doğru orantılı gidiyor. Bence güzel olabilir. Ben size şimdi yazılış sıralarını söyleyeyim. Not almak isterseniz alın. Bu sıraya göre okuyabilirsiniz. İlk kitabı, Dahiyane kitabı, Puslu Kıtalar Atlası 1995. Puslu Kıtalar Atlası ile başlamanız ne sağlar size veya ne götürür sizden? Bir kere yazarın en güzel kitaplarından biri, kimilerine göre en iyi romanı. Size ne kazandırır? Eğer ilk 10 sayfa barajını aşar da aşık olursanız kitaba, yazarın külliyatını bitirmenizi sağlayabilir. Ne götürür sizden ilk bu kitabı okumanız? Yazarın en iyi kitaplarından biri olduğu için daha sonraki okumalarınızda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yayınlanma tarihine göre giderseniz okumanız gereken ikinci kitap Kitab-ül Hiyel olacak arkadaşlar. 1996 tarihli bu kitap. Yazarın belki de kurgusal anlamda okuması en kolay kitaplarından biri sayılabilir. İçeriği de çok güzel, yazarın kendi çizimlerinin yer aldığı bir kitap. Üçüncü kitabımız Efrasiyab'ın Hikayeleri, 1998 yılında yayınlanan bir kitap. Binbir Gece Masalları tadında yazılmış bir kitap. Diğer kitaplarına göre biraz daha günümüze yakın bir dönemde geçen bir kitap. Diğer kitapları genelde Osmanlı zamanlarına götürür bizi. Birçok öykünün bulunduğu bir kitap. Çok zevkli, çok keyifli bir kitap. Yayınlanma sırasına gidersek dördüncü kitabınız Amat olacaktır. 2005 yılında yazarın uzun zaman sonra yayımladığı kitaplardan biridir Amat ve benim üniversitede okuduğum bir kitaptır. Bu sırayla gidenler için baraj kitabı olabilir. Yayınlanma sırasıyla gidenler için baraj kitabı olabilir. En zor kitaplarından biridir yazarın Amat. Bir denizcilik kitabıdır. Türk tarihinde, Türk edebiyat tarihinde yazılmış en iyi denizcilik kitabı olabilir. Anlaması, bağlantılar kurması çok zor bir kitaptır. Tek seferlik bir kitap kesinlikle değildir. Üzerine birçok okuma yapılması gereken bir kitaptır. Bir sonraki kitabımız Suskunlar olacaktır. Suskunlar da gerçekten efsane kitaplarından biri İhsan Oktay'ın. Kötü kitabı yok zaten. Çok ilginç bir kitaptır. Benim Suskunlar'da gülme krizlerine girdiğim bir karakter vardır, Kalın Musa. Eğer okursanız lütfen onu okurken benim kahkahalarım gelsin aklınıza. Gerçekten efsane bir kitaptır. Suskunları okuduktan sonra daha dün gibi 2012'de yayımladığı 7. Gün kitabını okuyabilirsiniz. 7. Günü de gerçekten çok sevmiştim. Ama bazıları yine az önce dediğim gibi Puslu Kıtalar Atlası'nı aratıyor falan dediler. Beni sinirlendirdiler. 7. Günü iyi anlayalım. Kitap çok katmanlı, inanılmaz bir kitap. Ve yayımlanma sırasına göre giderseniz son kitabınız Galis Kahraman. Benim Kalın Musa'dan sonra İhsan Oktay Anar kitapları içerisinde en çok kahkaha attığım, böyle ayaklarımı havaya kaldıra kaldıra güldüğüm kitaplarından biridir Galis Kahraman. Gerçekten çok komedi, müthiş bir kara mizah kitabı. İhsan Oktay Anar'ın kitapları içerisinde
ilk defa yazarlık ve edebiyatla ilgili görüşlerini bu kadar yüzeye çıkardığı bir kitaptır bu. Yazarın son kitabıydı. 2014'ten beri biz de kara kara düşünüyoruz ve bekliyoruz arkadaşlar. İşte Galiz Kahraman'ı okuduktan sonra artık okuyacak bir İhsan Oktay Yanar kitabınız kalmayacak ve hayat o kadar anlamsızlaşacak ki sizin için. Peki okuma sırasına göre okumak istiyorum. Sen bize bu kitapların hangisi kolay, hangisi zor söyle de işimizi bilelim diyorsanız 3 tane kitap söyleyeyim size. Rahat okunan kitapları. 1. Kitab-ül Hiyel. 2. Efrasiyab'ın Hikayeleri. 3. Galiz Kahraman. Bu 3 kitabı gerçekten diğer kitaplarına göre rahat okunan kitaplar. Rahat dediysem yine İhsan Oktay Yanar kitabı ama diğerlerine göre rahat. Sararsa, severseniz, şevklenirseniz ondan sonraki bir çıta yukarıya çıkalım. Onları nasıl sıralayacağız peki? 4. kitabınız Suskunlar olur. 5. kitabınız 7. Gün olur. 6. kitabınız Puslu Kıtalar Atlası olur. Ve son kitabınız Amat olur. Yani benim zorluk derecesine göre sıralamam böyle olur. Son ikiye Puslu Kıtalar Atlası ve Amat'ı bırakın derim ben. Müthiş bir zirve olur sizin için. Zorluk derecesine göre sıraladın. Teşekkür ederiz. Peki sen bu kitapları hangi sırayla okudun söyle de biz de bilelim. Belki faydası olur diyorsanız söyleyeyim. Ben İhsan Oktay Anar'la Amat kitabıyla tanıştım ve aşık oldum. Ondan sonra direkt Puslu Kıtalar Atlası'na ışınlandım. Bir daha aşık oldum. Daha sonra Efrasiyab'ın hikayeleriyle biraz günümüze yaklaştım. O müthiş masalsı anlatımına tanıklık ettim. Sonra biraz daha geriye gittim. Suskunlar'ı okudum. Suskunlar'da o müthiş espri zekasıyla o tarihsel romanı birleştirdiği ana tanıklık ettim. Bir kez daha aşık oldum. Daha sonra son çıkardığı kitap o dönemde 7. günü koşarak gittim aldım hemen okudum. Ve bir daha aşık oldum. O katmanları çözdükçe bir daha aşık oldum. Ve sonra yine o dönemde yeni çıkarmış olduğu Galiz Kahraman'ı okuyup yarıla yarıla kahkahalar ata ata güldüm. Ve en sonda ki sona bırakmıştım böyle bir okumayayım istiyordum aslında. İhsan Oktay Yanar'ın bir kitabını kulübede bırakmıştım. Böyle çok canım çekerse okurum diye Kitab-ül Hiyel'i sona bırakmıştım. Ama onu da götürdüm. Son kitabı o olmuştu. Evet. İhsan Oktay Anar'ın o müthiş kitaplarından bahsetmiş olduk. Toplamda 7 tane romanı var arkadaşlar İhsan Oktay Anar'ın. Hepsini sizlere anlatmaya çalıştım dilimin döndüğünce. Bu 7 kitabı okuyan arkadaşlara tabii ki 2 tane kitap daha tavsiye edeceğim ben. İlban Ertem'in 5 yıl boyunca tırnaklarıyla kazıya kazıya çizmiş olduğu Puslu Kıtalar Atlası isimli çizgi romanı. Bu kitabı mutlaka Puslu Kıtalar Atlası romanını okuduktan hemen sonra okuyun. Veya kıyamazsanız Puslu Kıtalar Atlası'nı özlediğiniz bir dönemde okuyun. Bir diğer kitap akademik anlamda bilgilenmek isteyenler için kesinlikle tabii okuduktan sonra önce değil. Önce okursanız biraz büyüsü bozulabilir. Sonrasında bilgilerinizi güçlendirmek için okuyabilirsiniz. Osman Gündüz hocamızın İhsan Oktay Anar'ın Kurgu Dünyası isimli kitabını okuyabilirsiniz. Ki İhsan Oktay Anar'ın edebiyatı üzerine farklı kitaplar da var. Daha benim de okumak istediğim. Onlardan da edinebilirsiniz. Okuma rehberi videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. İhsan Oktay Anar'ı mutlaka okuyun, okutun ve lütfen kitap okuma rehberimizle ilgili görüşlerinizi aşağıya yazın. Ve bir yerlerde İhsan Oktay Anar'ı merak eden başka bir arkadaşınız varsa bu videodan onu haberdar edin. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi kitap kurtlamalar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kadınlar kavga etmezdi ama bütün kavgalar kadınlar içindi. Medeniyeti kadınlar kurmamıştı ama medeniyet kadınlar için kurulmuştu. Kısacası zaten mankafa olan erkek taifesi cins latifi görür görmez daha da bir delirdiği için onu elde etmek gayesiyle gece gündüz demeden didinip yırtınarak icatlar yapmış, ayağına üşenmeyip keşif seyahatlerine çıkmış, sırf onları tavlamak için kendini paralayıp cilt cilt kitaplar yazmıştı. Hanım kısmı erkeği zavallının kalbine aşk okunu sokup gebe bırakır.
Sonra da ona 9 doğurturdu.